Merhaba arkadaşlar, Korecam kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Korece ikinci ders olarak, hani çok bana soru soranlar vardı ya niye ikinci gelmiyor diye, artık çekip gönderiyoruz. Çünkü çok sıkıntı yaşamıştım, neyse. Tamam, geçen biz ünsüz harfleri öğrendik. Bugün artık ünlü harflere geçeriz. Korece'de ünlü harfleri çok fazla. Sizde A, U, İ, I, Ö, Ü, hey, tamam. 8 tane miydi, öyle bir şey var. Korece'de çok fazla. Tamam, ilk önce bir ben böyle Korece dersi verirken hocam bunu şunu nasıl ezberleyebilirim diye çok soru sordukları için ben kendime yöntemleri buldum. Bir iki gruba düşünelim. Birinci grup, ikinci grup diye düşünelim arkadaşlar. Birinci gruba yazacağım ki hemen şimdi buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane şeyleri yazdım. Tamam bakalım. Bu nasıl sesi katıyor? Nasıl bir sesi çıkarıyor? Biraz kamerayı. Bu A. Bu Ya. Bu sıkıntı. Bu benziyor. Bunu geçelim. Bunu geçiyoruz. Kafanıza hiç takmayın. A, Ya geçtik. Bunu O, bu Yo, bu bildiğimiz U, bu da Yu, bu da I, Türkçedeki I, bu da İ. Yazdık. Ama şimdi önemli olan şeyleri bir hatırlatıp geçelim. Bakın biz Korece olarak hecelerin oluşması nasıl oluyordu? İki tane kural vardı. Ünsüz, altı, ünlü. İkinci kural ise ünsüz, altı, ünlü, altı, ünsüz. Tekrar bakın. Şimdi mesela anlatıyorum ki anahtar. Bakalım. Anahtar. Ve avukat diyelim. Mesela siz de Türkçe'de bunu nasıl bölebiliriz? A, na, ta diye üçe bölünüyor. Bu nasıl? A, vu, kat diye bölünüyor değil mi? Bunu biliyorsunuz ama bu ünlü ya, size göre anlatıyorum, ünlü ya. Dolayısıyla İlk önce ünsüz gelmesi gerekirken ünlü olduğu için bunu a na hı ta rı diye yazılmaz arkadaşlar. Buna bir bakın. Şimdi kurallara uymuyor yani. Anlatabildim mi? Onun için o zaten a harfi, a sesi çıkarıyor. Ama buraya ünsüz olması lazım. Dolayısıyla bu boşluğu geçen ünsüz yaparken ne yaptık? Sıfırla o boşluğu kapattık şöyle. Anlatabildim mi? O zaman burada nasıl olabilir? Bu A, bu katı diye yazılıyor. Bu boşluğu sıfırla kapatıyoruz. Tamam. Niye bunları anlattım şu anda? Siz kafanız karışmasın diye şimdi buraya ben kırmızı kalemle ünsüzlerin yerleri belirteceğim sizlere. A'yı şuraya gelecek, buraya gelecek. Buraya gelecek, şuraya gelecek. Bu temel
kurar yani. Bazı arkadaşlar ya mesela yargılar koyuluyor diye bunlar mesela şöyle koyuyorlar. Öyle olmaz. Bu şekilde olmaz. Bu sesli harfin arkadaşı dedi. Sessiz arkadaşının yeri burası. Bu da burası. Burası, burası. Bu yanlış. Tamam, bakalım. Bu nasıl ve Korece nasıl bir dili diye anlattım. Çok bilin bir dili. Yani boğazınızın, ağzınızın şekille göre şekillendirilmiş bir dili. Dolayısıyla A derken biz ağzımızı açıyoruz. A diye. Ağzıma bakın. A, A. Bu da bildiğimiz ya. Ya yani. Bunu geçtik. Bu nasıldı? O. Yani şimdi önemli olan dudağın şekli önemli. Bu şöyle yuvarlak şekilde O diyoruz. O. Bu da bildiğimiz yo. Yo. Bu da U. U. Yu. Yu. I. 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 Ama bakalım. Bu şimdi bütün Türk arkadaşlarımın çok zorlandıkları bir yeri. Şimdi Türkçe, yani yemin ediyorum, Türkçe transkripsiyonuna göre bu şöyle yazılır. Şöyle yazılır. Bu da şöyle yazılır. Nasıl ses çıkarabiliriz? Biz bunu mesela o diye çıkarıyoruz. Ama o diye ses çıkaramıyorlar yani. Daha doğrusu. Hocam bu o mu, o mu, a mı? Nasıl yazılmak, nasıl anlamam lazım diyor. Şimdi nasıl bak. Bu ses çıkarırken biz ağzımızı açtık şöyle. A yani. A yaptık değil mi? Bu yaparken nasıl yaptık? Dudağımızı böyle yuvarlak şekilde yapıp o diyorduk değil mi? Yani sanki A diyeceksiniz gibi ağzınızı açın. Hatta açılmışken O demeye çalışın. A diye. A. Yani anlatabildim mi? A. A. A sesi bu. Bu da ya. Ya. Ya sanki buradan geliyor. Buradan geliyor. A, ya, o, ya. Şöyle. Tamam. Bu 10 tane İyi, düzgünce ezberleyerek ikinci gruba geçelim. Evet arkadaşlar, birinci gruba baktık. Yani 10 tane. A, ya, o, ya, o, yo, u, yu, u, i. Bu kırmızı yerleri iyice bakın, yani karıştırmayın. İkinci gruba bakalım, burada da 11 tane yazdım. Bu bütün Korece'deki bütün ünlü harfleri. İkinci gruba baktığımız zaman, yani sanki birinci temellerindeki usullerini alıp birleştirmiş hali. Mesela bakalım bu A ve İ'nin birleşmiş hali. Ya kendisi zaten öyle de. Bu da mesela bakalım. Ya ve İ'nin birleşmiş hali. Bu da O ve İ, Ya ve İ, O ve A, O ve E. O ve i, u o u e u i u ı i yani şöyle. Bunların sessiz yerleriyle bakalım. Başka ne versin şimdiden? Sıfırla şöyle yerleri belirtelim. Yani buradaki gibi u-yu, u-yu, ı derken üstünde oluyor. Başkalarda sol tarafta kalıyor. Bakalım ben sizlere, sizin için bunları şu alttan bakabilirsiniz, indirebilirsiniz. Tamam bakalım. Bu nasıl ses çıkıyor? E diye çıkıyor. E. 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 Ama hepsini yazdıktan sonra gerçek şeyleri sizlere söyleyeyim. Bu da Y diye çıkıyor. Bu da E.
da ye bu. Ya gerçekten Türkçe şeyleri anlatırken, yani Türkçe karşılığı olarak bir şey anlattıkları için bazen çok o kadar yanlış öğretiyorlar ki. Gerçek olanları olsun. Mesela Korece'de mesela B, Z, J falan yok. Tamam mı? Ama ben Koreliyim, bana ne diye avantajı derken siz nasıl anlayacaksınız? Avantajı ne diyor ya? Diyeceksiniz. Çünkü Korece'de olmayan harfle ben açıkçası avantaj dedim yani. Korece'de yok. Ama hocam işte bu nasıl ses çıkarabilirim, ben Korece öğrenmek istiyorum derseniz, yani olduğu gibi Korece öğrenmeniz lazım ki anlaşılabilirsin yani. Öyle yanlış anlatmazsın yani. Şimdi bu bazı yerlerde va diye öğretiyorlar yani. Va diye öğretiyor. Ama bu derken va demez, diye de denmez. Bu derken diş ve aşağıdaki dudak değiyor. Hani va. Ama bu va değil. Bu va. Bildiğimiz İngilizce'de W var ya, onun gibi wa çıkıyor yani, wa, direkt wa. Vay be derken wa. Kanem çok kötü. Yeniden kanem açacağız. Bu da V değil, V. Wa, V. Birazcık. Çünkü bakın O, V. Mesela bu O, V. A'nın birleşmiş haliydi ya. O yaparken nasıl yaptık? O dedik yani. O yuvarlak. Gibi bu da wa. Yani ilk önce dudak şöyle yuvarlak halinde başlıyor. Wa. O zaman sesi çıkarabilirsiniz. Bu da ve diye çıkıyor. Ve. Bu da ve. Birazcık ince daha. Ve. Bu ve. Ve. Bu da ve. Tamam, bunlara bakalım. Bu A demiştik ya, A, A demiştik ya. Gibi bu da U'dan başlıyor. U derken dudağı nasıl yuvarlak? Wa, wa. Yani savaş anlamında İngilizce'de nasıl oluyor? Wa, değil mi? Gibi wa. Bu da V diye çıkıyor, V. Ama bu yandaki olan bu da böyle U ve olduğu için, U ile birlikte olduğu için daha kalın diye düşünün. Mesela burada kaç tane V var? 1, 2, 3 tane V var. Bu da V dedim, bu da V dedim. Ha sanki buradan çıkıyor buradan. Yani daha ince. V, V. Ama bu daha şu boğazdan çıkıyor gibi. V, V. Yani tabii ki de biz hızlı konuşurken belli olmuyor. Şekil farkı. Ama hocam o zaman ben nasıl dinleyerek dikte yapabilirim, nasıl yazabilirim? Onu kelimeleri öğrendikçe oturacak bir şey. Ben de bu çocukken öğrendiğim zaman yani bu daha ince çıkacak, bu daha kalın çıkacak, bu daha boğazına çıkacak diye öğretmediler yani. Olduğu gibi kafanıza takmayın, olduğu gibi öğrenelim, devam edelim. Devam ettikçe oturacak sizlere. U, iki son iki tane kaldı. U ve İ kaldı. U ve İ kaldı. Ne dedim? U, İ. Bu da V. U ve İ hızlıca konuşun. Hızlı da deneyin. O zaman V. U, İ, U, İ, U, İ, U, İ, U, İ, V, V oluyor. Bu da I ve İ. I ve İ. I, İ'yi hızlı derken ne oluyor? İ, 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 İ oluyor ya. Hani siz böyle iğrenç bir şey görüyorsunuz. İ diyorsunuz gibi İ. Bu da İ. Tamam mı? Şimdi burada birinci grupta 10 tane. İkinci grup ise 11 tane. Toplam 21 tane. 21 tane ünlü Korece harfimiz var. Evet arkadaşlar, şu an artık biz Korece ünlüleri
birinci grup 10 tane, ikinci grup 11 tane, toplam 21 tane öğrendik. Artık Kore ünsüz ünlüleri biliyoruz. Şimdi buna göre artık hastaya nasıl birleştirebiliyoruz? Bu kırmızı yerlere nasıl ünsüzleri getirebiliyoruz onu çekeceğiz. Şimdi tamam, artık Kore çağında birlikte Korece öğrenmeye devam edeceğiz düzgün bir şekilde. Siz de iyice öğrenmek istiyorsanız bizim kalbimiz bağlayın, abone olun, beğenmeyi unutmayın. Hatta geçen birinci ders gördükten sonra bana çok ödevleri yapıp göndermişsiniz. Çok iyi, süper. Ben o kadar çok geldi ki yani bitiremedim yani kontrolleri. Ama inşallah ben hemen hızlıca kontrol edip sizlere cevap olarak göndereceğim. Bunlar da ödev olarak yazıp bana gönderseniz ben onu tek tek kontrol edeceğim. Görüşürüz. Kore çay, Kore çay, Kore çay.